Sevilen ve bir o kadar da beğenilen oyuncu bir dönem sokaklarda yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. Şöhret hayatından yorulan Arda Kural'a 2013 yılında şizofreni teşhisi konuldu. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle sevenlerinden bir süre uzak kalan ünlü isim artık hayata daha sıkı tutunuyor ve yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Yalnız kaldığım bir dönem oldu. Herkese iletişim kuramadım. Acı verici. Zor günleri geride bırakan Arda Kural'la bir araya geldik ve koyu bir sohbet gerçekleştirdik. Biz sordukça oyuncu cevapladı ve yaşadığı süreci duymayan kalmasını anlattı. Arda Kural 2003 yılında hayata dair yaşadığı ilk ayrımı anlatarak başlıyor sohbetimize. Emniyet komutanını çekmeye başlamıştık. Bir gün set çıkışı eve gidecektim. Setin şoförlerinden biri ulaşımdan sorumlu bir arkadaşla beraber arabaya bindik gideceğiz. O sırada ezan okundu. Ben bir namaz kılıp gelebilir miyim dedi. Ben de tabii ki dedim, beklerim dedim. Gittim. Sonra ben de düşünmeye başladım, namaz kılıyor. Namaz mı yani? İbadet edip yani şimdi Allah var. Bizden namaz kılmamızı istiyor, ibadet etmemizi istiyor. Ben bilim hiç umurumda değil, bakıyorum. Ne yapmalıyım acaba? İbadet etmem mi gerekir? Aslında bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Allah'ın dediklerini yerine getirmiyor muyum? Gibi düşünceler oluştu kafamda. Sonra namaz kılmaya karar verdim. Bunun bir meditasyon biçimi olduğunu algıladım. Yoga gibi. Ama yani kendi dinimin uygun gördüğü bir metotla. Bunun bir meditasyon biçimi olduğunu anladım. Yani günde 5 defa Tanrı'yla meditasyon yapıp Allah'la bir araya gelip kendi içsel dünyanı dışarı çıkarıp kendi iç dünyanı, kendi ruh halini görmek, gözlemlemek, hayata dışarıdan bakmak. Bu şekilde algılayınca namaz kılmaya başladım. Oyuncu bu süreçte bir de tedavi gördü ve hastaneye yattı. Niye buyum, bunu nasıl değiştirebilirim diye düşünen en sonunda biraz hastettim kendime. Psikozmuş, başlangıcıydı. İlerleyebilir diye düşündüler. İlaç tecavüzü uyguladı doktorlar. Şimdi iyiyim. İlaç çok kullanmaya devam ediyorum ama iyiyim, çok keyfim yerinde. Çabuk toparladım. Düşünmeyi bıraktım, hayata adapte olmaya başladım. O dik gerçeklikten biraz kurtulup sosyal gerçekliğe inmeye başladım. Bu sefer kabul görmeye başladım. Herkese biraz tavırlıydım diyen Arda Kural, işine geri dönmeye karar verdiğini söylüyor. Yeniden başladım, sonra işime geri dönmeye karar verdim. Çok duygusal davrandım, işi de bırakıyorum diye. Herkese biraz tavırlıydım. Nedense her şey güzel olsun diye uğraşırsın ama herkes uğraşıyor. Bunun da bilincine varmak lazım. Yani sadece tek başına değilsin yani. Sen de bir sakin ol. Arda Kural'ın neden ve kime tavırlı olduğunu merak ediyoruz. Verilen sözler tutulmuyor. Bir iş yapıyoruz. Paramızdan kısılıyor. Herkes biraz menfaatçı, biraz kendini düşünüyor. Arkadaşlıkları ve değer yargılarını da kullanıyorlar. Bu da hoşuma gitmiyor. Yani ona verdiğim değeri kullanıp sen bizdensin işte... Sen bize azal. Sürekli bu. Yani insani yaklaşırken, sevgili yaklaşırken bunun suistimal edilmesi beni kırdı. Arda Kural şu sıralar dört elle işine sarılmış durumda. Bir yıldır kimse yok. İşime odaklanmak istedim. Sorumluluk istemiyorum şu an. 23 yaşında evlendim. Sohbet ilerledikçe Arda Kural'ın 23 yaşında evlendiğini ve bir yıl sonra anlaşamayarak boşandığını öğreniyoruz. Bir kere evlendim, 23 yaşında evlendim. 24 yaşında boşandım. Kendisinin bir kızı vardı 7 yaşında. Ona babalık etmek istedim. Babası yoktu, biraz kötü şeyler yaşamış insanlardı. Oyuncu eşinden boşandıktan sonra üvey kızını çok görmek istemiş. Fakat eski eşi buna izin vermemiş. Merak ettim, onunla görüşmek istedim. Annesi izin vermedi. Annesi izin vermeyince olmadı. Ben yani... Dedim hani hayvanlar bile birbirine sevgi bağlı olduğu zaman birbirini kaybedemez yani. Bağdır, sevgidir. Buna karşı çıkma yani. Ben onu seviyorum. Benim kızım demişim yani. O yaşta sahiplenmişim. Bir bağ oluşmuş aramızda. O gene de çok katıydı. İstemedi görüşmemizi. Bizi ayırdı. Arda Kural'a bir dönem sokakta yaşadığını ve hayranlarının bu duruma çok üzüldüğünü hatırlatıyoruz. Uçkun düşünen bir tipim biraz. Serserilik var. Yani
çıkıp çadırda kaldım. Büyükçekmece bir de böyle yerlere müsait, bir şeylere müsait bir yer. Çok güzel bir yer. Büyükçekmece'de yaşıyorum. Çadırda kaldım dışarıda. Evde kalmak istedim. Annemle tartıştık falan. Aldım çadır bir tane kendime. Ben bazen dışarıda kalırım dedim. Çıktım. Çok iyi geldi. Çok keyifliydi çadır. Arda Kural setlere geri döndü. Kötü günleri geride bırakan Arda Kural setlere de geri döndü. Zade Baykara'nın Nefrinel Turab adlı korku filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu yakında kendi yazdığı sinema filmini de çekmeye hazırlanıyor. Şimdi yazar ve yönetmen olarak tekrar sinemaya dönüyorum. Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, bu videonun konusu Arda Kural'ın yaşamış olduğu psikolojik çöküşü sizlerle izledim ve bunu yorumlayacağım. Burada aslında sadece Arda Kural'ın, öncelikle Arda Kural'a gerçekten çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Bu çok daha önceki bir olay ama aslında ben size bu konuyla ilgili çoktandır video yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş, bugün yapıyorum. Hatta dün kardeşimle izledik. İnsanlar çok kötü süreçler yaşayabiliyor dedik. Şimdi Arda Kural'ın yaşamış olduğu psikolojik çöküşle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar, her şeyden önce bakınız, hepimiz insanız. Hepimiz ne yaptık? Dünyaya geldik, doğduk, büyüdük. Çok kötü olaylar da yaşadık, hepimiz yaşadık. Çok güzel olaylar da yaşadık. Bebeklik dönemimiz oldu, çocukluk dönemimiz oldu, ergenlik dönemimiz oldu. Ondan sonra üniversite dönemimiz oldu. Üniversite sonrasında isteklerimizin bazıları oldu, bazıları olmadı. Bunları hepimiz yaşadık. Ben de yaşadım. Bakınız, ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben ilçede dünyaya geldim. 14 yaşına kadar İç Anadolu'nun ilçesinde kaldım. 12 yaşında babamı trafik kazasında kaybettim. Ama ben hiçbir zaman için, tabii ki babam vefat ettiği zaman gerçekten çok üzüldüm ama böyle replik gibi babamı 12 yaşında kaybettim, babam 12 yaşında kaybettim, babam 12 yaşında kaybettim diye sürekli bunu yinelemedim ve insanların gözüne kalkmak istemedim. Yoluma bakmaya çalıştım, devam etmeye çalıştım, hayata tutunmaya çalıştım. Sonra Ankara'ya geldim, Ankara'da taşındım, çalışkan bir öğrenciydim, süper liseden mezun oldum. Süper liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra iş hayatına atıldım. Bazı istediğim işler oldu, bazıları olmadı. Hala mücadeleye devam ediyorum. Yani hayat bir mücadele demek. Kendi hayatımdan yola çıkarak size böyle bir örnek vereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Arda Kural diyor ki işte ben hayatı sorgulamaya başladım. Mustafa Altok'ları sevmedim, yönetmeni. Paramızı vermiyorlar, hakkımızı vermiyorlar, ondan sonra yok haksız yere kazanç sağlıyorlar, işte kötü koşullar altında çalışıyoruz, işte evlendim, boşandım, ayrıldım. Yahu şimdi şöyle bir şey, burada aslında Arda Kural abartıyor olayları, inanır mısınız? Neden abartıyor? Çünkü bunlar herkesin başına gelen şeyler. Bir normal, bir sadece sinema sektörü değil, başka bir sektörü de olur. Bu dershane sektörü olur, müzik sektörü olur, sağlık sektörü olur, yazarlık sektörü olur. Bir yerde paranı tam vermeyebilirler. Yani şimdi paramı haksız yere de çalıştırabilirler. Evet, bunlar olmaması gereken şeylerdir. Ben asla olması gereken şeylerdir demiyorum. Şimdi ben paramı tam vermedi diye ya da hakkımı alamadım diye gideyim kendimi mi öldüreyim? Ya da gideyim bunalıma mı sokayım? Ben başka projelere bakarım, başka şeylere bakalım. Ya da birisiyle evlenmişsinizdir. Şimdi evliliklerde ne oluyor? Herkes mutlu olmak için ya da aşk ilişkilerinde mutlu olmak için bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ama hiçbirimiz hayatta mutsuz olmak için bir ilişkiye başlamıyoruz ki. İlişkinin gidişatı sizi, bunun akıcılığını belirliyor. Bir şey yaşamadan iyidir ya da kötüdür diyemeyiz ki. Eşinden ayrılmış. Ya herkes eşinden ayrılabilir. Yani bunda böyle çok böyle abartacak. Karşıdaki kişi eğer seni çok mağdur duruma sokmuyorsa, seni zor duruma sokmuyorsa, çok büyük felaket açacak, çok büyük kafaya takacak bir şey var mı ortada? Yok. Sonra hani Allah korusun sen eşini de kaybedebilirsin, anneni de kaybedebilirsin, kardeşini de kaybedebilirsin. Tabii ki Allah ömür versin hepimize. Allah kimseye talihsiz olaylar yaşatmasın. Yani insanın hayatına her şey gelebilir. Dükkan açarsın, iflas edersin. İşler
rast gitmeyebilir. İşlerin rast da gidebilir. Tabii ki insan doğası gereği bütün işlere rast gittiği zaman psikolojisi yerinde olur. Yani ruh sağlığı yerinde olur. Zaten sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim, bakınız, insan ruh sağlığını oturup da kendisi bozmaz. Yani ayna karşısına geçince, ay ben psikolojimi bozduyum, ay bana şizofreni tanısı koysunlar, kimse böyle bir şey yapmaz. İnsanın ruh sağlığını bozan aile çevresi, akraba çevresi, arkadaş çevresi ve yaşamış olduğu olumsuz negatif olaylar bozar. Yani dış faktörler bozar. Ben size bir olay anlatayım, açık yüreklilikle. Ben zamanında bir tane bir adamı tanıdım. Benim arkadaşımın arkadaşıydı. Bu adam eşi kanser diye benim ve diğer arkadaşlarının, benim arkadaşın arkadaşıydı, canını sıkıyordu. Eşim kanser diyor, milleti başında topluyordu. Acısıyla insanlara acı veriyordu. Şimdi bakınız, diyorum ya, ben kendi babamı trafik kazasında kaybettim ama milleti başımda bu kadar toplayıp replik gibi ben babamı trafik kazasında kaybettim, kahroldum, ettim demedim. Yani birilerinin benim acımı bilmesine ve birilerinin benim acımdan nem almasına, ayrıca birilerinin benim acımla canını sıkmaya hakkım yok olduğunu düşündüm. Ama bu herif, bu adam o kadar şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz bir insandı ki sırf kendi acım var diye başkalarına mutluluk hakkı tanımayan, kendi acısıyla insanları mutsuz etmeye çalışan ama başkalarının acılarında da kötü gününde çok fazla yanında olmayan bir insandı. Bakınız, benim 2008 yılında Rus dil edebiyatından arkadaşım ailesiyle anlaşamadığı için kendisi ilaç kullandıra kullandıra bunu ailesi ilaç bağımlısı yapa yapa öldü. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Ben bu adama benim arkadaşım vefat et dedim. Bu adam beni 2 hafta boyunca aramadı. Yani tanıdık bir insan olarak. Yani hiç edepli bir insan değilmiş. Dedim ki kendi kendime, yahu dedim, benim arkadaşım ölünce beni 2 hafta boyunca aramayan bir insan için ben niye eşinin kanser olması için gözyaşı döktüm ki dedim. Şimdi bu tarz olaylar insanın hayatında insanın psikolojisini bozar. Arda Kural'ın da psikolojisi, o dönemde benim psikolojim yıpranmıştı. Ciddi söylüyorum, yıpranmıştı. Yani birine yardım ederken siz kendinizden oluyorsunuz. Bakınız, röportajı eğer tekrar dinlerseniz, Arda Kural'la ilgili röportajı. Arda Kural diyor ki, evlendiğim kişinin bir çocuğu vardı, ona babalık yapmak istedim. O da sonra ilerleyen zamanda beni çocukla görüştürmedi diyor. Şimdi Arda Kural başkasının çocuğuna babalık yapmaya çalışırken kendi ruh sağlığından olmuş. Şimdi bu da çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Bakınız, bir, bu videodan ortak olarak çıkarttığım özet olan şey şu. İnsanın başına her şey gelebilir. O yüzden her zaman Allah'a şöyle dua edeceksin. Allah'ım ya Rabbim, bana talihsiz olay yaşatma. Güzel olaylar yaşat. Güzel kendimle ilgili ve çevremle ilgili güzel haberler almak nasip et diyeceksin, bir. İkincisi, güne gerçekten iyi dileklerle başlayacaksınız. Başlamak gerekiyor. Üçüncüsü, hiçbir insan psikolojisini kendisi bozmaz. Dışarıdaki faktörler insanın psikolojisini bozar. En ufak şeyde, bir de şöyle söyleyeyim. İş yerinde paranı, bunlar tabii ki doğru şeyler değil. Bunlar işçi hakları, insan hakkına giriyor. Bunların yasal düzenlemeleriyle hükümetin düzenlemeler yapması gerekiyor. Tabii ki canın sıkılır istediğin parayı ve hak ettiğin parayı alamayınca. Ama istediğin parayı, hak ettiğin parayı alamadın diye de psikolojini bozmanın ya da gidip kendini öldürmenin hiçbir anlamı da yoktur. Yani ruhsal anlamda. Bunlara prim vermeyiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Üç, şöyle söyleyeyim. Herkesin başına her şey gelebilir. Evlenip ayrılabilirsiniz, eşiniz vefat edebilir ya da karşılıksız aşk yaşayabilirsiniz. Yani ne yapalım şimdi, karşılıksız aşk yaşadık diye ya da siz karşı tarafa pas vermeyebilirsiniz. Yani gidip illaki insan kendisini mi öldürmesi gerekiyor? Dünyadaki tek insan o mudur, 7 milyar insan yaşıyor dünyada. Gider başkasını bulursunuz. Yani sevgili arkadaşlarım, illaki çok böyle her şeyi büyütmemek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Arda Kural'da benim görmüş olduğum şey şu.
Ben de çok hassas bir insanım. Balık burcuyum. Arda'nın burcunu bilmiyorum. Her şeyi kafaya takan bir tip. Yani birisi bir şey söylese, birisi Arda salaksın dese salak olduğuna inanacak. Arda sen akıllısın dese akıllı olduğuna inanacak. Arda sen yakışıklısın dese yakışıklı olduğuna inanacak. Ya şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, bakınız Mevlana'nın bir sözü var. Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye. O kim ki de sana bir şeyler söylüyor. Sonra sen onun misyonu nedir? Yani sen onu demesiyle akıllı salak olmazsın. İnsanlar seni görmek istediği çerçevede değerlendirmek isterler. Ne yaparsanız yapın hiçbir yerde, hiçbir iş yerinde, ailede olsun, akraba çevresinde olsun herkes kendisine göre yorum yapar. Bu video ile ilgili ayrı bir bu konuyla ilgili ayrı bir video yapacağım sizlere. Hiçbir zaman kimseye yaranamazsınız. O yüzden bu tarz cümlelerin bir kere öncelikle siz kendinizi tanımanız gerekiyor. Yani ben şunu doğru yapıyorum, şunu şöyle yapıyorum. Ya aile bireyleri içerisinde bile kıskançlık olabiliyor. Anne baba feodal, çocuğum sözüm dışından çıkmasın diye çocuğun moralini, psikolojisini bozucu şeyler yapabiliyorlar. Bakınız mesela ben şöyle söyleyeyim. Aile bireyinde bana şunu diyen oldu. Sana kadar güzel mi yok diyen oldu. Bunu benim en yakınım söyledi. Sana kadar güzel yoktan ne anlıyorsun? Eğer dedim sen kıskanç ebeveyn olmasan, kıskanç anne baba olmasan bunu söylemezsin dedim, tamam mı? Sende bir sorun var. İnsan çocuğuna bunu söylemez. Benim çocuğum güzel, benim çocuğum ön planda olacak demesi lazım. Böyle diyen ebeveynde bir sorun vardır. Yani kıskanacağın kişi senin çocuğun değil ki arkadaşım. Kıskanacağın kişi senin başka birisidir. Bunlar hep feodal kültürden kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi çok fazla insanların ne dediğine kafanızı takmamaya çalışın. Yani insanlar size XX de dese, şerefsizsin, haysiyetsizsin, namussuzsun da dese, desin, bırakın desin ya, onun demesiyle öyle olmazsınız. Ağzının payını verin, alnının ortasını iki çakın, ondan sonra da olayı bitirin, gidin. Ciddi söylüyorum. Sonra bir de şunu söyleyeyim, en ufak insanların gün içerisinde yaşamış olduğu kronik depresyona bir şizofreni tanısı koymak ya da psikolojisi bozuk tanısı koymak hiç doğru bir şey değildir. Şimdi benim üniversitedeki hocam şunu derdi. Spor sporcunun yaptığı bir eylemdir. Normal insanın yaptığı ise egzersizdir derdi. Aynen öyle. Bu olayı sporcu ve normal insanın bakış açısından değerlendirecek olursak. Şimdi kronik depresyonu gün içerisinde herkes yaşar. Mesela hava soğur, ya hava soğudu diye canını ona sıkar. Hava ısınır, hava ısındı diye ona sevinir. Ya da sıcaklıktan şikayet eder. Ama psikolojik bozukluk demek çok büyük, ciddi bir rahatsızlık demektir. Bu da genellikle genetik kökenlere dayanır. Bunu hastanedeki testleri sonucunda yapmak gerekir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arda Kural gibi ve benim gibi hassas insanlara tavsiyem şu. Ve diğer hassas insanlara. Madem hassasız, İnsanların ne dediğini çok fazla kale almayalım. Zaten insanlar bize kafaya bir şeyleri taktırtmaya çalışıyor. Mesela diyor ki kilon var diyor. Ya kilo verilir. Ha deyince verilmez. Tamam orada haklısın. Ama sen bana sürekli bunu replik gibi hatırlatarak kilon var mı kilon var mı diye diye aslında ben de aklınca psikolojik bir çöküntü yaratarak beni asıl yapmam gereken şeylerden alıkoymaya çalışıyor. Bu vatandaşın kafasındaki senaryo bu. Bunları çok çok iyi analiz edelim. İnsanların ne dediğini çok fazla kayda almayalım. Sonra her yerde haksızlığa uğruyoruz. Yani paramız yanı zamanında yatmıyor, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu olayları çok büyütmeyelim. Olayları kapatalım. Eğer olayları siz büyütürseniz büyür. Bakınız bu olayları YouTube'da sosyal analiz yapma anlamında konuşabiliriz. Ama gündelik hayattaki olayları çok dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Çünkü konuştukça kafaya daha çok takarsınız. Hani bir yerde vardır ya bir cahil cesareti derler. Bugün mesela Almanya'ya göç edenlere bakalım. Almanya'ya göç edenler cahil cesaretiyle gitmişlerdir. Yani tabiri caizse baldırı çıplak gitmişlerdir. Ama mal mülk edinmek adına bir şekilde tutunmuşlardır.
Şimdi bir şey çok düşünürseniz işin içinden çıkaramazsınız. Ya mesela biriyle evleneceğim, kişiliği bana uyar mı uymaz mı? Oo, sen onu bekleyene kadar sen yaşlanır ağaç olur gidersin. Hiç kimsenin kişiliği sana %100 uymaz. Basacaksın nikahı, evleneceksin. İyi mi kötü mü göreceksin arkadaş. Yemeği yemeden, yemeğin tadına varmadan, yemeğin ne olduğunu, acılı mı, tatlı mı olduğunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Bu da bunun gibi. Çok düşünmeyeceksiniz. Bir de Arda röportajında şunu söylüyor. Set arkadaşının namaz kılmaya gittiğini, yani namaz kılmak için izin istediğini söylüyor. Namaz kılmaya gidip işte düşündüm Allah var, ben de mi namaz kılmalıyım diye düşündüm diyor. Şimdi burada biraz da dini inanç eksik. Dini inancı eksik olan kişiler bunalıma çok daha kolay yakalanırlar. Çünkü neden? Bu namaz kılmak olsun ya da kiliseye gitmek olsun ya da hahama gitmek olsun. Her dinin ritüeli farklıdır. Bu bir meditasyon şeklidir. İnsan dua ederek, yüce varlığa güvenerek, onun her zaman kendisine yardım ettiğine inanarak bu onun hem işini rast getirir hem de bunalımlarından kurtulmayı sağlar. Zaten bir araştırma yapılmış. Dua eden kişilerin daha fazla huzurlu olduğu ve daha çok yaşadığı tespit edilmiş. Ama sürekli her şeye kafaya takan, her şeyi düşünen, her şeyi sorgulayan insanların da belli bir müddetten sonra işin içerisinden çıkamadığını söylemiş. Arkadaşlar çok düşünmek de iyi bir şey değil. Mesela örnek veriyorum. Bu ne? Pepper yazıyor. Yani İngilizce biber demek. İşte bu kap niye var? Pepper. Ne için var? Karabiber koyması için var. Karabiber nereden geldi? İşte karabiber bitkisinin öğütülmesinden, kurutulmasından geldi. O nereden geldi? O nereden geldi? O nereden geldi? Ona nereden geldi? Ya bir şekilde geldi işte. Yani hani bir hikaye vardır ya, inek de gitti, su içti. Su nerede? Göl oldu, uçtu, gitti. Yani şimdi bazen felsefi konuşmalar da bir şeyin sonu olmayan konuşmalardır. Hayatta, evrende son yoktur. Şimdi ben niye varım? Niye varım? Annemle babam ilişki yapmış. Annemle babamın ilişkisi sonrasında ben dünyaya gelmişim. Annem babam nasıl dünyaya gelmiş? Onların annesi babası ilişki yapmış da dünyaya gelmiş. Onların annesi babası nasıl gelmiş? Onların annesi babası ilişki yapmış da dünyaya gelmiş. Yani gelmiş de gelmiş. Bu tam evrenin başlangıcından kaynaklanıyor. Yani bir şeyleri sorgulamak da, bakınız, bir şeyleri bilimsel anlamda sorgulayacaksınız. Bu sosyal araştırmacılığa girer. Benim yaptığım gibi. Ama böyle alakasızca sorgulamaya gelmek, bazen dünya saçmadır diyoruz ya, aslında dünya saçmadır. Çünkü zaten doğuyoruz, öleceğiz. O zaman niye yaşıyoruz? Yani ne için yaşıyoruz? Hepimiz iyi yaşamak, hayattan zevk almak, haz almak adına varırız. Hiçbirimiz dünyaya acılar, çileler çekmeye gelmedik. Ama bunu çok sorgulamayalım. Yani hasta olduysak ya da başımıza tarihsiz olaylar geldiyse niye bizim başımıza geliyor diye bunları sorgulamayın. Şöyle dua edelim. Başıma talihsiz olaylar gelmesin, bana güzel olaylar yaşat diye sorgulayalım. İstekte bulunalım Yaradan'dan ve Evren'den. Bu bize olumlu şekilde dönüş yapsın. Evet sevgili arkadaşlar, bu videonun özeti şu. Sevgili Arda Kular, gerçekten seni televizyonda izlediğimde bu haline çok üzüldüm. Emin ol, senin yaşadığını normal bir iş yerinde yaşayan insan, devlet memurundan tut da, işçisinden tut da, her sektörüne kadar, patronundan, işçisinden, ev hanımından herkes yaşıyor. Her yaşta herkes yaşıyor. Ama bazı insanlar olayları abartırlar, bazı insanlar ise olayları abartmazlar. Mesela benim bir arkadaşım vardı, kız arkadaşım. Karşısına otururdum, bana sürekli güzelsin, güzelsin de derdi. Ya derdim, ben erkek miyim, senin karşına geçmişim sana sürekli güzelsin güzelsin. Güzelsin dedim, biliyorsun. Yani replik gibi güzelsin güzelsin demenin alemi ne? Eğer ben sana sürekli güzelsin dersem ben bunu demekten bıkarım. Sen de bunu duymaktan bıkarsın. Farklı şeyler konuşmalıyız. Yani hayatı sıkıcı hale getirmemeliyiz. İşte bu nokta çok önemli. Olayların üstesinden gelebilmeliyiz. Yüce Allah kimseye talihsiz olaylar yaşatmasın. Hepimiz her yerde haksızlığa uğruyoruz. Ama haksızlığa uğradık diye de gidip intihar edecek halimiz yok.
bu olayların üstesinden gelmek gerekiyor. İnşallah talihsiz olaylar yaşamayız, yaşatmayız. Hiçbirimiz de yaşamaz. İnşallah herkes kısa sürede elde etmek istediklerini elde eder. Ben şanssızım demeyeceksiniz. Ben şanslıyım diyeceksiniz. Olumsuz, negatif insanlardan ve size hep sürekli moralinizi bozmak için, kendi biçimine sokmak için feodal kültürde olan insanlardan uzak duracaksınız. Pozitif insanlarla arkadaşlık kuracaksınız. Evet, biliyorum çevremizde çok var. Özellikle feodal kültürde olan ailemiz feodal, akrabamız feodal, arkadaşlarımız feodal, dışarıdaki bir feodalite var. Bunu kafaya takmamaya çalışacaksınız. Onu kafaya tak, ona yaranmaya tak, buna tak. Yani ben araştırma işlerinden biliyorum, dernek işlerinden biliyorum sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Bir araştırmaya gidersiniz, partiden mi geliyorsunuz diye sorar. Öbürü der ki Y partisinden mi geliyorsunuz? Öbürü kovar, öbürü güler karşılar, öbürü iyi halindedir, iyi halde karşılar. Bunları kafaya takmamaya çalışacağız. Önce kendinizi sevin. En iyi arkadaşınız, dostunuz sizsiniz. Kendi özel sırlarınızı da kimseye söylemeyin. Kendinize kalsın. Bir olay gerçekleşmeden de söylemeyin. İnsanların ne dediğinizde çok kafaya takmayın. Güçlü olmamız lazım. Çok geçmiş olsun sevgili Arda Kural. Gerçekten sizi iyi şekilde oyuncu, yazar, yönetmen kimliğiyle setlerde tekrar görmek istiyoruz. Çok geçmiş olsun. Hoşça kalınız. Arda Kural kimliği.